Yapmadığımız bu iki erik özelliği. Ne kadar? Valla ben 10 kilo topladım. Göz kararı. Siz en aşağı 5 kilodan yapın. Eğer hazır alıp yapacaksanız bu erik ekşisini 5 kilodan yapabilirsiniz. Ben ağacımın bana verdiği erik kadar yapıyorum. Ağaçtan topladığımız erikler bizim meşhur ekşi erik. Topladım, yıkadım. Ocağa kaynamak için, kaynatmak için. Eriklerimi yıkadıktan sonra, tencereye koyduktan sonra 2 su bardağı su. Fazla koymuyorum. Kapatıyorum. Bu hale geliyor. Bunu haşlanmış olan eriklerimizi süzgecin üstünde geçirerek süzüyoruz. Daha sonra elimizle çekirdeklerini ayırdıktan sonra el karıştırıcısıyla bir iki defa böyle gezdirdim. Daha sonra küçük tel süzgeçle bütün kaynatmış olduğumuz erikleri süzdük. Şimdi Ramazan'da hoşaf olarak, şerbet şurup olarak içebileceğiniz doğal ekşi erikten yapmış olduğum perverdenin yapılışına geçiyorum. Ondan sonra bu süzülmüş olan püreye, erik püresine 1 kilo toz şekerini attım. Bu kaynayacak. Üstündeki köpüklerini alacağım. Şimdi erik perverdemizi de şekeri koyduktan sonra bir 10 dakika daha kaynattım. Köpüklerini temizledim. Kavanozlara dolduruyorum. Pişirdik. Kavanozlara dolduruyoruz. Bunu Ramazan'da komposto olarak, hoşaf olarak gezeceğiz ve içeceğiz. Böreklerimizin yanında, pilavlarımızın yanında, bağırsaklarımızı da faaliyete geçiren bir yararlı kompostodur. Afiyet olsun.